bombalama saldırılarından kurtulanlara destek sağlamak amacıyla kurulmuştu. Ve esas günümüzdeki amaçları nükleer silahlardan kurtulmuş, arındırılmış bir dünya oluşturmak. Nükleer silahların bir daha kullanılmayacağından emin olmak istiyorlar. Nükleer atom bombalarının sonucunda tepki olarak bu uluslararası hareket başladı ve üyeleri insanlık adına bu nükleer silahların oluşturduğu tehdit üzerine konuşmaya başladılar. Ve artık uluslararası toplumda nükleer silahlar kabul edilebilir görülmüyor bunların sayesinde. Atom bombaları artık nükleer tabu olarak geçiyor. Hibakusha sayesinde bu bağlamda çok büyük adımlar atıldı ve bu tarihe şahit olmuş insanlar bizim günümüzde nükleer silahlara karşıtlığı kişisel deneyimleri ve hikayeleriyle destekleyerek insanları bilinçlendiriyor ve eğitiyorlar. Nükleer silahların kullanımı ve yayılımı ile ilgili bunlara karşı bir güç yayıyorlar. Hibakusha bizim tarifsiz olanı tarif etmemizi sağlıyor. Düşünülmez olanları düşünmemizi sağlıyorlar ve algılanamayan şeyleri kavramamızı sağlıyorlar. Bu nükleer silahların kötü etkilerini. Norveç Nobel Komitesi bu kararı verirken nükleer silahların 80 yıla yakın bir süredir hiç kullanılmadığını göz önünde bulundurarak bu kararı verdi. Hankyu Dankyu ve Hibakusha'nın diğer üyelerine teşekkür ediyoruz. Nükleer tabunun oluşmasına katkılarından dolayı kendilerine minnettarız. Fakat şu anda nükleer silahlara karşı olan tabunun baskı altında kalması da bizi endişelendiriyor. Nükleer güçler kendi cephaneliklerini güçlendiriyor ve nükleer silah alımını arttırmaya hazırlanıyorlar. Nükleer silah kullanımı ile ilgili tehditler de oluşuyor şu anki gerilimlerden dolayı. İnsanlık tarihinin şu noktasında bizim kendimizi hatırlatmamız gerek. Nükleer silahların ne olduğunu, çünkü bunlar insanlık tarihinin gördüğü en yıkıcı silahlar. Gelecek sene iki Amerikan atom bombasının 120 bin Hiroşima ve Nagasaki sakinini öldürüşünün 80. yılı olacak. İnsanlar yanarak ve radyasyon zehirlenmesiyle öldüler. Bugün nükleer silahlar öncekilerin çok üstünde bir yıkım gücüne sahip ve milyonları öldürebilirler. Aynı zamanda hali hazırda değişmekte olan iklimi daha da kötü etkileyebilirler. Yani bir nükleer savaş şu an insanlığı yok edebilir. Hiroşima ve Nagasaki'deki cehennemden sağ kalan insanlar uzun süre boyunca göz ardı edildiler. 1960'da Hibakusha, nükleer silah testlerinin kurbanlarıyla birlikte Japonya Konfederasyon ve hidrojen bombaları mağdurları olarak bir araya geldiler ve Nihon Hidankyu olarak geçiyorlar. Bu Japonya'daki en önemli Hibakusha organizasyonlarından biri. Alfred Nobel'in vizyonunun temelinde kararlı insanların farklılıklar oluşturabileceği yatıyordu ve bu kuruluşlar ile Nobel Komitesi bütün bu fiziksel acılara ve kötü hatıralara rağmen kendi deneyimlerini geleceğe dair umut yeşertmek ve adanmışlık sağlamak üzerine kullanan bu insanları kutsamayı seçiyor.
Binlerce tanık gösterildi ve sürekli çalışmaya da devam ediyorlar. Birleşmiş Milletler'e ve farklı barış ortamlarına da sürekli giriyorlar ve nükleer silahsızlandırma üzerine çalışıyorlar. Umuyoruz ki bir gün Hibakusha aramızda olmayacak, gerek olmayacak ve biz onların bu davranışlarını özellikle Japonya'daki yeni nesillerle birlikte hatırlayacağız ve onurlandıracağız. Onlar bize ilham veriyor, onlar bize eğitiyor, bütün dünyayı eğitiyorlar ve bu şekilde de dünyada nükleer tabuyu tutmaya çalışıyorlar. Gelecekte insanlık için barışçıl bir dönemin gelmesini sağlıyorlar. Nobel Barış Ödülü 2024'te Nihon Hidankyu'ya verildi ve bu Alfred Nobel'in vasiyetine tamamen uygundur. Barış ödüllerinin önceden verilenlerle aynı derecede olduğunu söylemek istiyoruz. Nükleer silahsızlandırma konusundaki atılımları da kesinlikle kayda değer. Alfred Nobel'in çabaları tanıma, dünya ve insanlık adına yapılan çabaları tanıma hedefine kesinlikle uygundur. Teşekkür ederim. Günümüzdeki bütün ordu çatışmaları arasında hangisini dünyadaki dünya liderlerine vereceğiniz mesaj nedir? Bütün dünya liderlerine mesajımız şudur. Mesajlar, hikayeler ve Hibakusha'nın şahitliği bize çok bariz bir göstergedir. Nükleer silahların kullanımı kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. İnsanların ve olayların sürekli anlattığı, sürekli gösterdiği şeyleri göz ardı etmememiz gerekiyor ve bu silahların bir daha asla kullanılmaması gerek. Sanırım şunu söyleyebiliriz. Bu sene beklentilerden çok farklı bir karar verdiniz. Neden böyle bir ödül verdiniz bu sene? Bu yılki dünya çapındaki bütün gelişmelere baktığınız zaman şu an bir şeyi çok açık görebiliyoruz. Nükleer tehditler çok büyük bir tehdit ve bu silahların bir daha kullanılmaması gerekiyor. Nihon Hidankyu ve Hibakusha'nın bu bağlamdaki katkıları dünyadaki bütün hükümetleri, bütün devletleri sorumlu tutuyor ve herkesi bundan alıkoymaya çalışıyor. Bu seneki ödül alanlarla acaba iletişim kurdunuz mu? Ne yazık ki bu sene konuşamadık. Ama umuyoruz. Peki kendiniz söylediniz, bu özel bir sene, özellikle şu anki çatışmalardan dolayı. Peki bu sene neden daha özeldi? Önceki yıllardan sizin için farkı neydi? Sanırım dünyadaki herkes görebiliyor etraftaki sis bulutlarını ve ne kadar karanlık bir çağdan geçtiğimizi. Ve biz de uluslararası bir toplum olarak bu ozonu tehdit eden ortamı bozmak istiyoruz. Peki nükleer silahlarla ilgili konuşmalar özellikle Rusya bağlamında nasıl ilerliyor? Şu anda çok açık bir şekilde görüyoruz. Nükleer silah kullanma tehditleri var ve bu tehditler uluslararası tabuyu ve normu tehdit ediyor. Üzerinde baskı oluşturuyor ve bu da bu tehditlerin ne kadar kolay kullanıldığını görmek bu normu aslında tehlikeye sokuyor. Bu uluslararası yasağın, bu tabunun tehdit edilmesini istemiyoruz.
Merhaba, Polonya Televizyonu'ndan soruyorum. Peki Nobel Komitesi bu tehditleri nasıl değerlendiriyor? Özellikle bunların kullanılıyor olması ve silahların çatışmalarda gerçekten kullanılması nasıl bir ihtimal sizin gözünüzde? All words or deeds kelimeler ve yapılan fiiller çok tehlikeli. Özellikle bu nükleer silahların kullanılması bağlamında. O yüzden bu senenin ödülünde buna odaklandık. Bu nükleer tabuyu, nükleer yasakları katı bir şekilde tutmamız gerektiğine inanıyoruz. Güçleri kısıtlamamız gerekiyor. Merhaba.